أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله هم باشتعلم درس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموالهم ين... إخفاء yaptık. {وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ مُرْدَمَاتِ متصل رِئَاءِ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر. رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا ve la وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Böyle duruyoruz. Artık okuyuşumuzu biraz serileştirmemiz, hızlandırmamız gerekir. Yani çok okuyarak soruyor bazı kardeşlerimiz nasıl hızlı okuruz, nasıl seri okuruz okudukça fazla okudukça tekrar edeceksiniz. Bu ayet-i kerime diyelim ki bu durağa kadar okumaya gayret edeceksin. Sadece böyle takip edip geçmeyeceksiniz. Gerekirse kapatacaksınız. Kendi Kur'an-ı Keriminizden buraya kadar okumaya çalışın. Durdurun videoyu. Bakın. Yanlış yerlere bakın. Bir daha geri alın. Ama takılmadan okumaya gayret edin. Ne kadar uzun okursanız yani Uzatırsanız okuyuşunuzu buraya kadar okudunuz, biraz daha ilave edin. Böyle 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 bütünlüğü sağlayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Çok okumakla olur ancak. Ne kadar çok okursak o kadar çok ilerleriz. Dinlemek de önemli. Hem dinleyeceğiz, hem okuyacağız inşallah. Böylelikle ilerleyeceğiz. Tabi biz istiyoruz ki hemen okuyalım, tıkır tıkır okuyalım. E, kolay değil tabi. Çok okudukça. İnşallah zamanla ilerleyecek. Ama bir hedefimiz olsun. Bir de dakika tutalım. İlerletenler bir sayfayı, mesela bu sayfayı kendi Kur'an-ı Kerim'inizde mutlaka buradan baştan sonuna kadar okuyun. Bu şekilde kaç dakikada okudunuz saat tutun. Ondan sonra bir daha okun. O dakikayı düşürmeye çalışın. Ama maksat doğru okumak. Yanlış okumadan yani tecrüt kurallarına riayet ederek o şekilde devam edin. Şimdi burada ilgam meal ne yapıyoruz? Ve men ye'kun eşşeytanu lehu zamir uzattık. Lehu qarinan fe karine. qarina. Burada metin muttasıl oldu. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأنفقوا اخفاء فأنفقوا مما رزقهم الله فأنفقوا مما رزقهم الله böyle duruyoruz وكان الله بهم عليما وكان الله بهم عليما Evet burada ne yaptık? Bakalım. Ve Allahu bihim alime. Bu mimi, buradaki mim böyle ayın geldiği zaman veyahut da efendim B harfi değilse, mim değilse, efendim bunun mimin izharı deniyor. Bihim, normal okuyoruz. Bihim alime. Evet, devam edelim. Şöyle yukarıya alalım. İnna Allah la yazlimu misqal zerra. İnna Allah la yazlimu. Burayı güzel okuyun. Bakın yayınca za kalın. La yazlimu la yazlimu misqal zerra. Zerra. Durak yaptığımız için bu şekilde duruyoruz. Burası peltek. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَإِنْ تَكُ إِخْفَ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً إِدْغَمْ وَيُؤْتِي ملدنه حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا يُضَاعِفْهَا وَيُ Tim'in demiyoruz. sakininden sonra lam geldiği için idgam bilagune yapıyoruz. Milledün hü burada izhar yaptık. Bu zamiri uzatmadık. Milledün hü ecran ecran bu kalgale ecran burada izhar ayın gelmiş tenvinden sonra ecran azime fe kefe izajna min kulli ummetin bi şehidew vejna iza peltek jitna burada da ihfa yaptık min kulli min kulli ummetin bi bu mimde tuttuk uneli okuduk. Ümmetim bi. Burada da iklap yapıyoruz. B harfi geldiği için. Ne demiştik? iklap harfi sadece B harfi. Nasıl okuduk? Ümmetim bi. Ümmetim bi şehidi ve. Bi şehidi ve. Burada da ilgâh melgun ne oldu? بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على ها derken hada uzatıyoruz bakın burada kasır diyor burayı bu hemzeyi uzatmıyoruz على هؤلاء burada da aynı şekilde metti muttasıl her ikisinde de şehide bu şekilde duruyoruz Evet yukarı alalım. Şuradan devam edelim. Yevme izi <Sessizlik> yeveddüllezine keferu ve asavur rasule lev tüsevve <Sessizlik> bihimül er'u. Öyle duruyoruz. Bakalım. Yevme izi Burada idgen mealgun ne yapıyoruz? Yevme izi <Sessizlik> ve الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ وَعَصَى بازم ع... استقلم وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ Böyle duruyoruz. وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا وَلَا يَكْتُمُونَ الله حَدِيثًا من حديثا حَدِيثًا olarak durduk يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ الله <سُكَرًا> يَا مَتّي Ya ayyuhal lazina amanu. Artık bunu ezberlemişsinizdir. Buradaki hitap kime? İnananlara. E'menu ne demek? İnandılar, iman ettiler. Ey iman edenler buyuruyor Rabbimiz. Biz Müslümanlara hitap ediyor. La <laughs> takrabu yaklaşmayın neye? El salate namaza. Ne olduğunuz halde ve entüm sukara sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın. Bu uzun bir konu ama kısaca şunu söyleyelim. Ee, i̇lk zamanlar daha önce de Arap kavminde şarap içiyorlardı. Hamir, hamır deniyor hamır. Şarabın Arapçası o. İçiyorlardı. İslam'dan sonra da henüz yasaklanmamış idi. Yani hem içiyorlardı namazda kılıyorlardı. İlginç gelecek size. Fakat nasıl olduysa e, sarhoşken bakın sükara demek sarhoş demek yani sarhoş olunca insan ağzından ne çıkıyor bilmiyor. Ne zamana kadar okuyalım burayı ondan sonra devam edeceğim. Ne zamana kadar e, sarhoşken namaza yaklaşmayın. Hatta ta'lemu ma taqulun. söylediğiniz şeyi bilinceye kadar. Yani ne demek? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak ve anlamsız konuşmayacaksınız. Yani ayılıncaya kadar demektir. Öyle oldu ki yani kafirun suresini okurken işte dilleri sürçmüş, manayı değiştirecek şekilde okumuşlar. Bunun tefsirine bakarsınız ama en azından bakın ayet-i kerimeyi yerinde görmüş oldunuz. Şimdi çok da zaman da müsait olmadığı için bu kadar en azından bilin. Bakın ne buyuruluyor? Bunun esprisini belki duymuşsunuzdur. Ne gibi? Rabbimiz buyuruyor ya. Yani, La takrabu salate. Namaza yaklaşmayın diyor. Adam da diyor ki bak yaklaşmayın diyor. Biz de onun için namaz kılmayalım. Kılmıyoruz. Bu gerisi devamını okumuyor. Sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın diyor Rabbimiz. Evet. Şuradan bir daha okuyalım. Hatta ta'lemu ma taqulun ve la gunuban illa abiri sebilin hatta ta'tasilu hatta ta'lemu ma taqulun ve la gunuban burada izhar yapıyoruz ve la gunuban illa abiri sebilin ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا Burada fıkıh konuları var. Yani fıkıh konusu dediğimiz mesela burada teyemmümden bahsedecek, abdestten bahsedecek ayet-i kerimeler. Ama bu konuları özel bir ders olarak inşallah sizinle paylaşacağım. Yani fıkıh dersleri adı altında inşallah nasip olursa böyle bir başlık açıp sadece böyle mana üzerinden mesela abdestle alakalı ayet-i kerime var. Teyemmümle alakalı şimdi burada geçecek. E, videoda uzadığı için çok fazla böyle detaya giremiyorum ama en azından bilginiz olsun e, bu yaptığımız amellerin hemen hemen hepsi çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden çıkan hükümlerle amel ediyoruz. Bilirsek ayet-i kerimelerde geçtiğini çok daha güzel olur. Yeri geldikçe böyle size bazı konularda böyle bildiriyorum yani ayetlerin manasını ama bunun için özel bir ders inşallah yaparız. Şurada kaldık buradan devam edelim. Abiri sebilin hatta tağ Böyle durduk ve in kuntum ev ala seferin burada seferin diye izhar yapacağız çünkü bunun peşinden gelen bakın ne gelecek tenvin gelecek. Tenvin geldiği için ala seferin dedik. Tenvinden sonra ne gelecek? Hemze geldiği için ala <laughs> seferin ev جاء احد منكم من الغاضي اولمستم öyle duralım burada dedik ki izhar yaptık ala <laughs> seferin derken hemze geldiği için burada metti muttasıl yaptık evce ehadun minkum ehadun minkum tekrar mim uğradığı için tutuyoruz hemen devam etmiyoruz. Burada edigen mealgu ne dedik? İhfa yaptık. Ehadun minkum minel gaiti minel ga kalın Metti muttasıl yapıyoruz minel ga'i boy kalın minel ga'i burası metni muttasıl dedik mestümün nisa efelem tecidü me'en felem tecidü me'en ihva yapıyoruz metni muttasıl yaptık mâ anfa tayyemmu saîdan tayyiban femsahû saîdan tayyiban bi wujûhikum ve aydikum. bu şekilde okuyoruz bakın. Burada da aslında buralardan hep bahsetmemiz lazım. Çünkü çok çok önemli fıkıh konuları burada. Abdestle alakalı. Efendim bakın mesela şurası evla mestumun ise Hanımlara ıı, dokunduğunuz, temas ettiğiniz zaman mesela Hanefi mezhebinde e, herhangi bir hanımın da olsa, herhangi bir kadın da olsa temas olduğu zaman bize göre abdest bozulmuyor değil mi? Ama Şafi mezhebine göre bozuluyor. Niye böyle bir farklılık var? bu zahiri bu manayı mes yani temas nasıl başımıza mes ediyoruz temas ediyoruz bu bu kendi zahiri manasını almış ama bizim aldığımız mana bu kelimeden aldığımız mana biz derken Hanefi mezhebinden bahsediyorum bu cima manasındadır yani hanımlarla birlikte olduğunuz zamandır bu manayı alıyoruz dolayısıyla e, kadınlara temas dokunmakla bizlikte bizde abdest bozulmuyor kardeşlerim Hanefi mezhebinde Şafilerde bozuluyor. Niye bu farklılık var derse kısaca bakın bunu bilmiş olduğunuz en azından bu ayet-i kerimeden kaynaklanıyor. Şu kelime farklılığından kaynaklanıyor. Evet devam edelim. Felem <feyi> tecidu eğer bulamazsanız maen su bulamazsanız feteyemmemu bakın teyemmüm <feyi> edin. Burada da teyemmümle alakalı malumat var teyemmümün farzını biliyorsunuz veya teyemmüm nedir biliyorsunuz. Fakat ayet-i kerimede geçtiğini belki bilmiyordunuz. Şimdi burada gördük. Su bulunmadığı zaman ne oluyormuş? Feteyemmemu sa'iden dayibe. Temiz bir toprakla ne yapın? Teyemmüm alın. Su yoksa namazı bırakacak mıyız? Su yok. Vakit geldi. Ne yapacağız? Teyemmüm almamız gerekiyor. Nasıl? Toprak veya toprak cinsi bir şey ile nasıl yapmamız gerekiyormuş? Femsahu bi vucuhikum yüzlerinizi meshedin diyor. Demek ki toprağa elimizi böyle vuracağız, İki elimizi şöyle toprağa vuracağız. Yüzümüze süreceğiz. Ondan sonra ve Edikum ellerinizi de ne yapın? Meshedin. Yüzümüzü sürdükten sonra ellerimiz yani kollarımızı İnşallah bunu izah ederiz uygulamalı olarak nasip olur da bir derste. Bunu izah ederiz. Teyemmüm nasıl alınır? Şimdi okunuşu üzerinden gittiğimiz için yine çok fazla detaya giremiyorum. Ve devam edelim. Ama bakın gördük ayet-i kerime. Su yoksa Ne var? Teyemmüm var. Nasıl olacak? Temiz bir toprakla olacak. Ve meshederek olacak. Fem, nasıl? Femsehu mesedin. Bi vucu hiküm yüzlerinizi mesedin. Ve eydiküm ellerinizi yani kollarınızı demektir. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا إِزْهَرْ yaptık. عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةِ وَلَا هَيَ Elem tera ilellezine ütü. Bakın met <Matt> yazıyor. Ütü nasiben mi. İdigen mergun ne? Nasiben minel kitabi yeşterune zalalete ve yuridune en tezillü <laughs> sebil. Bir daha okuyalım buradan. Şuradan alalım. Yeşterûne zalâlete Zat harfini güzel okuyalım. Yeşterûne zalâlete ve yurîdûne en İhfa yaptık. Ve yurîdûne en te sebil Sadakallâhul-azîm diyelim. 84. sayfayı bitirmiş olduk Rabbim kabul eylesin Esselamu aleyküm ve rahmetullah